Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi MEP 3. 1000 soruluk destek paketinde Diyarbakır ilinin fen bilgisi soruları var. 19 tane soru. Yine öğrencimiz, co-pilotumuz Anıl'la beraber çözüyoruz. Şimdi bazı öğrenciler şey düşünebilir ya, bu adamlar karantina günü nasıl ders yapıyorlar? Biz aynı sitede oturduğumuz için Anıl'la. Evet, Bodrum'dan gidip geliyoruz birbirimize yani. Neyse, devam edelim. Şimdi sıcaklık farkı, basınç farkına, sonra da rüzgar oluşmaya neden olur? Eyvallah, tamam, bunları biliyoruz. Deniz ve kara sıcaklıklarını vermiş falan filan. Şimdi diyor ki, bu kasabada yaşayan Mert babasına akşam saatlerinde uçurtmak için dışarıya çıkmak istediğini söylemiştir. Babası Mert'e akşam saatinin uçurtmak için uygun olmadığını söylemiştir ve uçurtmalar rüzgar gücüyle değil, rüzgara karşı uçtukları için yükselir. Yani burada şunu demek istiyor. Mesela rüzgar şu şekilde esiyorsa, şuraya rüzgar yönü yazalım. Diyor ki sen bu tarafa doğru koşacaksın. Evet. Uçurtmanın uçması için, tamam mı? Buna göre işte burada noktalar verilmiş. Diyor ki Mert'in babasının tavsiye ettiği zaman dilimi ve koşu yönü. Şimdi zaman dilimi rüzgarın en hızlı olduğu zaman dilime bakmanız lazım. Yani sıcaklık farkının en fazla olduğu. Şurada mesela bak 34'e 26. 8. Buradaki sıcaklık farkı en fazla. Peki burada rüzgar nereden nereye esiyor? Denizden karaya doğru esiyor, değil mi? O zaman çocuk ne yapacak? Karadan denize doğru koşacak. Yani A şıkkı olacak. Değil mi? Deniz melçeme oluyor değil mi orada? Evet, denizden estiği için. Demek ki rüzgar tam tersinden eserse çocuk denize doğru koşturup denize batacak bu sefer de. O zaman yüzme de bilmesi lazım. Şimdi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Paneli 5. Değerlendirme Raporu'na göre işte bla 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 dünyanın sıcaklığı yükseldi. Her zaman aynı muhabbet, değil mi? Sıcaklık artışının devam etmesi halinde buzullardaki erimelerin artarak da devam edeceği söyleniyor. Buna göre hangilerine ulaşılabilir? Şimdi okyanus seviyeleri yükselir çünkü buzulların ericiğinden bahsediyor. Ekilebilir tarım arazisi de azalabilir. Doğru. Evet, doğru. Bazı bölgelerde de kuraklık da yaşanabilir. Evet, yani küresel ısınmanın bu gibi sonuçları olabiliyor. Hangilerine ulaşabiliriz? Hepsine ulaşabiliriz. Şimdi üçüncü soruya geldik. Burada rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Tamam, renk çarkını vermiş. Şimdi bu bir renk çarkı, ne kadar hızlı dönerse o kadar beyaz görünür. Çünkü beyaz rengin içinde normalde 7. sınıfta öğrenmiştim. Bu kutu sayamamdaki kuruncu, kırmızı, turuncu, sarı mesela diğer renkler var ya. Hı hı. Bu renkler çok hızlıca döndüğü zaman insan gözü bunu algılayamaz. Ve hızlı döndüğü zaman biz bunu beyaz olarak görürüz, tamam mı? Bu yüzden diyor ki renk çarklarının beyaza yakın olma oranları diyor. Yani en hızlı dönen en beyaz görünecek demek istiyor. O zaman en hızlı döneni nasıl anlayacağım? Şimdi rüzgar bak L'den K'ya doğru en kuvvetli bir şekilde eser. Niye? Beyazlık oranı en fazla oldu mu? Niye en fazla eser? Çünkü sıcaklık farkı çok fazla. Daha sonra L'den de M'ye doğru da eser. Bir de M'den de yine K'ya doğru da eser. Ama en şiddetli L'den K'ya doğru eser. O yüzden en hızlı L'den K'ya doğru döneceği için beyazlık oranı en fazla L'den K'ya doğru, yani üçgen şeklinde olur. Evet. O da C şıkkında beyazlık oranları bu şekilde doğru sıralamasını verebiliriz. Şimdi dördüncü soru. Dünya genelinde yaşanan küresel ısınmanın beraberinde getireceği iklim değişiklikler, su kaynaklarının azalması, kuraklık, çölleşme, erozyona neden olur diyor. Tamam. Ayrıca bu durum buzulların erimesine, yine deniz seviyesinin yükselmesine, tarım turizm alanlarının sular altında bırakılmasına, sonuçta iklim değişikliği, çığ, sel, taşkın gibi olaylarda artışa, insan ve hayvan sağlığını da olumsuz etkiliyormuş. Hangisine ulaşamayız? Şimdi birçok insan göç etmek zorunda kalabilir. Evet, adamın arazisi yıkılır, erozyon olur, sel olur. Adam göç etmek zorunda kalabilir. Doğal afetlerin çığ, sel, taşkın artışına neden oluyor. Doğal kaynakların da tükenmesine de neden olabilir. Şimdi diyor ki sera gazlarının artmasına neden olabilir. Şimdi bu neden? Zaten bu neden, değil mi? Bir yani soru sera olur. Gazlarının artması bir nedendir, evet. Burada. Evet. Şimdi geçtik 5. soruya. Burada bir çaprazlama yapmış. Şimdi çaprazlamada bu genotip oranının çıkması için Büyük U, küçük U çaprazlaması yapılması lazım. Çünkü bunların çocuklarından bir tane büyük U olabilir. Büyük U, küçük U olabilir. Bir de küçük U olabilir. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diyor. Bakalım. Çaprazlanan bezelyelerin melez olduğunu gördük burada.
Birinci döldeki bezelyelerin uzun boylu olma olasılığının %75 doğru olduğunu, şunların hepsi uzun boylu oluyor değil mi? %75 şu kısa oluyor. %25 ihtimalle. Birinci döldeki bireylerin %50'si de homozigottur diyor. Homozigotlar şu ve şu değil mi? Evet. Birisi homozigot baskın, birisi homozigot çekinik. Bu da doğrudur. O halde cevabımız Denizli. D seçeneği oluyor. Şimdi geldik 6. soruya. Aşağıda çaprazlanan bezelyeler ve oluşan yavru döller verilmiştir. Buna göre hangi dölün genotipi kesinlikle belirlenemez? Şimdi kesinlikle belirlenemez sorularında çekiniklere bakıp hemen bunları eleyebiliriz. Çünkü çekinik kesinlikle olacaklar belirlenir. Kesinlikle belirlenebilir. Çünkü küçük a küçük a olacaklar, evet, değil mi? Kısa şimdi mesela. O yüzden hemen ben şu mor çiçeğe bakacağım. Şimdi neden bak, mor çiçek baskın. Şimdi iki tane baskından bir tane mor çiçek olmuş. Bu büyük A büyük A'da olabilir, büyük A küçük A'da olabilir. Bunu kesinlikle bilemem. Tamam, cevap C şıkkı. Şimdi zaten diğerlerini de bir inceleyelim konu anlatımı gibi. Şimdi yeşil tohuma bakıyorum, neymiş? Çekinik. Zaten kesin yeşil tohum küçük A küçük A olacak. Kısa boy ne? Çekinik. Küçük A küçük A olacak. Şimdi diyecekler ki bazı öğrenciler, e hocam burada da düz tohum var. Ya bu da büyük A büyük A olsa? Olamaz, çünkü anne ya da babasından bir tanesi buruşuk olduğu için kesinlikle bir tane küçük A alacak. E düzgün olduğu için bir tane de büyük A alacak. Evet. Bu arada biz bütün harflere A diyoruz yani. Çünkü büyük U küçük U yazınca hangisi büyük hangisi küçük biraz karışıyor. Evet. A harfi tertemiz. Şimdi 7. soruya geldik. Fatih öğretmen sınıfa bir gazete haberi getirmiş. İşte gazete haberinde Mariana çukuru var. Okyanusta çok derinde bir çukur, tamam mı? Hocam size bir bilgi vereyim mi? Evet. Hatta Everest'i böyle ters çevirip içine yerleştirdikleri zaman yani hayal olarak 2000 metrelik bir boşluk kalıyormuş. Ama okyanusun en üst seviyesinden değil evet mi? Çünkü 11 kilometre derinliği diyor. Oo, yani çok en üstten derin mi 11 kilometre? Yok, okyanusun dibinden mi 11 kilometre acaba? Neyse. Dünyanın en derin yeri. Yani inanılmaz bir sıvı basıncı var demek istiyor aslında. Patlatıyor. Aynen öyle. Şimdi burada bir şeyler oluyormuş. Bak diyor ki burada mikroskopik canlılar varmış. Bunlar çöp öğütücü gibi davranıyor. Yani ayrıştırıcı canlılar gibi. Bu şekilde madde döngüsüne de katkı sunuyorlarmış. Ve son yıllarda yapılan çalışmada Mariana Çukuru'nda plastik atık miktarının arttığını, yuh buraya bile plastik atık atmışız ya. Vallahi yani o çukurun içine bile atmışlar yani. Ya demek ki okyanusu o kadar atılmış ki gelmiş çukurun içine dolmuş yani. Bu mikroorganizma türünün sayısının da azaldığı görülüyor. Tamam mı? Tamam. Şimdi devam edelim. Öğrenciler gazete haberinden faydalanarak ulaştıkları sonuçlardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. A şıkkında diyor ki karanlık ortam ve yüksek basınçta bu canlıların yaşayabilmeleri genlerin işleyişi diyor. Aynen, yapısı olması lazım. Çünkü genlerin işleyişi modifikasyondur. Ama burada bu canlılar ortama adapte olmuş değil mi? Adaptasyon var olduğu için genlerin yapısı demesi lazımdı ve kalıcı demesi lazımdı. Diğer şıkları artık okumuyorum. Diğer şıklardan anlaşılmayan bir nokta varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi geldik 8. soruya. Şimdi sıvı basıncı sıvı derinliğine bağlıdır hipotezini test etmek isteyen Gülperi aşağıdaki deney düzeneğini kuruyor. Gülperi tamamen dolu olan su düzeneğinin altına aşağıdaki gibi içi boş ABC tanklarını koymuş, tamam. Önce K musluğunu açıyor. Şimdi önce bunu açmış, tamam. K musluğunu açıyor ve akıtabileceği kadar suyu akıtıyor. Yani ne kadar akabilecekse. İçine boş oluyor. He. Daha sonra musluğu kapatıyor. Bu işlemden sonra depoyu tekrar bir daha dolduruyor. Ve L ve M'ye de aynı işlemleri bir daha yapıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bu aşağılara ne kadar su akacak onu bulacağız. Şimdi önce L, K'yı açtığımızı düşünelim. Tamam. Şimdi bir. Öncelikle bir kere şu seviyeden aşağı olan yer şura bir kere akmaz aşağıya değil mi? Evet. Çünkü şu kırmızı engel izin vermiyor. Artı şu seviyeden aşağısı da akmaz. Çünkü bu da K musluğunun altında kalıyor. Evet. Artı bir de şu seviyeden aşağısı da şurası da akmaz. Çünkü orayı da öbür kırmızı çizgi engelliyor. Evet. O zaman ne kadar kare oldu şimdi ona bakalım. Sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hocam şunu saymadınız. Bu da 17. Ha 17, tamam. 17 tane kare aşağıya akabilir. Şimdi dolduralım aşağıyı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi 15'e kadar doldurduktan sonra kalan 2 tanesi daha fazla akamaz. Çünkü bu kenarlardan sıvılar yükselmez. Çünkü burası boşluk. Tamam mı? Evet. Burası boşluk. Yani burada 3 haçlık bir yükseklik olur. Hı hı.
Şimdi bunu anladık mı? Anladık. Güzel. Şimdi geliyorum öbürünü yapmaya. Öbürünü de şöyle başka renkle göstereyim. Şöyle biraz sileyim şöyle. Şuraları biraz silelim. Soruyu silmiyoruz yani şu an. Neyse dursun. Heh. Şimdi öbürünü de şöyle bir başka renkle. Mesela şöyle. Bunu da kız öğrenciler için, dinleyen kız öğrencilere pembe renkli yapalım. Şimdi L'yi açıyorum. L'yi de açtığım zaman yine aynı şekilde bak. Şu bölgeyi akıtamam aşağıya. Artı şu bölgeyi de akıtamam aşağıya. Şimdi kalan bölmeleri akıtalım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bakıyorum 1, 2, 3 tane buraya. Şuraya kadar da 15 tane var. Toplam 18 tane doldu mu şuraya kadar? Evet. Yerden yüksekliği ne oldu? 4H mı oldu? Evet. Çünkü şu aşağıya kadar bakacağım. 4H oldu. Tamam. Şimdi hemen silgiyle şurayı bir daha temizliyorum. Hocam soru gitti. Soru gitmiyor ya. Ya bu şeyin notabilitenin özelliği böyle. Şimdi bunu da ne renk yapalım? Bunu da yeşil yapalım. Yok zaten yeşil diyor. Bunu da gri ne ya? Gri diye renk olur. Bunu da mavi yapalım. Tamam mavi olsun. Ama su da mavi olduğu için hocam. Kırmızı yapalım. Tamam uzatmayalım daha fazla. Ama engeller de kırmızı olduğu için gri yapalım en iyisi. Tamam. Şimdi M'yi açıyorum. M'yi de açtığım zaman bak yine şu bölge kırmızı engel yüzünden aynı zamanda hatta zaten şuradan aşağısı komple akmaz değil mi? Evet. Buradan aşağısı komple akmaz. Yani sadece akacaksa şuradaki yüzey akar. O da kaç? 2, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya tamam. Kadar. Bu da 4H oldu mu abi? Evet. Yani B ve C eşit oldu. A da bunlardan küçük oldu. Evet, biraz gıcık bir soru. Uzun bir soruydu evet. Yani. Evet. Neyse. Gerisine de biz ne renk yapıyorduk? Ya yeşil mi yapıyorduk? Şu evet. Koyu yeşil yapıyorduk değil mi? Tamam. Geçiyorum şimdi 9. soruya. Evet. Yüzeye yaptıkları basınçların karşılaştırması. Evet. Ne diyorsun Anıl'cığım? Hocam şimdi şunların önce bir sayılarını sayalım. 1, 2, 3. Hocam siz kalemle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bölü yüzey alanı 1 olduğundan 7P basınç yapar. Aynen 7P basınç yapar. Kim K? Y'yi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi kaça böleceğim burada? 2'ye böleceğim. 3,5. Şimdi şunu sayalım. Burası 7 çıktı değil mi? Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bölü 1'den 8 pa çıktı. Evet. Yani cevap ne oldu o zaman? Bir dakika. Cevap Ceyhan. Evet. T büyüktür. K, Y oldu. Tamam. Cevap Ceyhan oldu. Şimdi geldik 10. soruya. Özdeş dereceli kaplar. Özdeş dereceliymiş. Yani yükseklikleri aynı demek istiyor evet. Bunlara. Şöyle. Şunları belirtelim. Farklı cins KL sıvılarıyla doldurulduğunda kap tabanlarındaki sıvı basınçlarında K büyüktür, PK büyüktür, PL ilişkisi varmış. Şimdi bunların yükseklikleri aynı olduğuna göre demek ki yoğunluk olarak da DK büyüktür, DL ilişkisi var. Evet. Tamam, peki. Şimdi buna göre diyor ki kaplar ters çevrildiğinde kapların tabanındaki sıvı basınçları yanlıştır bu. Evet. Neden yanlıştır? Şimdi bunu da açıklayalım. Yine aynı şey olacak. Şimdi kapları ters çevirdiğim zaman ikisinin de yüksekliği de değişmeyecek. İki kabın da. Pembe kabın da. Evet. İşte bu green ne renk bu ya? Mor mu? Mor. Pembe kabın da açık mor kabın da yüksekliği de değişmeyecek. Yoğunluğu da değişmeyecek. O yüzden basınçları da değişmeyecek. Evet. Bu yanlış dedik. Eşit hacimde sıvılar çıkarıldığında. Şimdi ikisinin de yüksekliği aynı. Eşit hacimde sıvı çıkarırsam ikisinden de aynı yükseklikte su gidecek. Çünkü ikisinin gene de değişmeyecek. Gene bir şey değişmeyecek. Yani ilk durumdaki basınç aynen kendini aynen. Koruyacak. Farklı hacimlerde sıvı çıkarırsak PK eşittir PL olabilir mi? Evet olabilir. Yani birinci kaptan biraz daha sıvı boşaltırım. Bunun derinliğini daha da aşağı indiririm. Neden? Çünkü birinci kabın yoğunluğu fazla ya. Derinliğini de az yaparım. Basınçlarını kafama göre eşitleyebilirim. O zaman Ceyhan oluyor. O zaman Ceyhan oluyor. Aynen öyle. Şimdi geldik 11. soruya. Diyor ki bir dağın bak aynı noktasında. Ne demek aynı noktası derken her tarafta açık hava basıncı aynı. Evet. Şimdi bak hemen bak buraya okur okumaz. Bak birinci deney düzenindeki açık hava basıncı daha fazladır. Bak yanlış. Bir kelimeden bir şıkkı eledim. Bir şıkkı elemekte de sorunun yarısını çözdüm. Evet. Tamam bak şimdi bunları kaçırmayalım. Yani sınavda yani bir kelimeden sorunun %50'sini götürüyorum. Yani yarı yarıya yani doğru yapacağım artık ben bu soruyu.
Neyse, farklı KLM sıvıları konulmuş. Şimdi bak, bunların hepsinde aynı açık hava basıncı var değil mi? Şimdi açık hava basıncı, biz denge çizgisi çizdiğimiz zaman şuraya açık hava basıncı uygulanıyor diyelim. Şöyle P0. Bu P0'ın H çarpı H yüksekliğinde de K yoğunluklu sıvıyı dengelediği görülüyor değil mi? Evet. İkinci düzenekte de aynı P0'ın 2H çarpı L sıvısının yoğunluğunu dengelediği evet. görülüyor. Üçüncü düzenekte de yine aynı P0'ın 3H çarpı yoğunluğu dengelendiği görülüyor. O halde ben burada şöyle bir şey yaparsam, demek ki bir tane K'nın yoğunluğu eşitmiş iki tane L'nin yoğunluğuna, o da eşitmiş 3 tane M'nin yoğunluğuna. Yani K'nın yoğunluğuna 6D dersem L'nin yoğunluğuna 3D derim, M'nin yoğunluğuna da 2D diyebilirim yoğunluklara. İkinci düzenekliğin kap tabanındaki sıvı basıncı daha fazladır diyor. Hayır, daha fazla değildir. Neden? Çünkü hepsi eşittir. Şimdi burada ikinci kaptaki sıvının yüksekliği fazla ama ona göre de yoğunluğu az. Evet. Zaten hepsi açık hava basıncına endekslendiği için hepsinin kap tabanındaki sıvı basınçları da aynı. Tamam mı? Her üç kabın da tabanındaki sıvı basıncı eşittir. Zaten bunu az önce anlattım. Cevabımız Bursa oldu. Şimdi burada bir su deposu yapılmış. Yağmurlu sulama sistemi. Bu su deposunun su ağzına kadar dolu iken sulama aşağıdaki gibi oluyor. Şimdi normalde su seviyesi şu yarıya kadar indiği zaman birinci sırayı sulayamazsın. Evet. Çünkü nereye kadar su çıkar? Su kendi seviyesine kadar bir daha çıkabilir. Mesela şu su diyelim şu seviyede ya. Buradan ben bunu U borusu gibi uzatırsam böyle. Şimdi su burada bu seviyedeyse burada da bu seviyeye kadar çıkabilir. Evet. Kendi seviyesinden bedavadan çıkar. Hortuma, motora falan motora falan gerek yok. Peki. Şimdi diyor ki su deposunun yarısına kadar boşaltıldığında birinci sırada bulunan nohutları sulayamadı. 2, 3, 4 gün sulandığında bir sorun olmadığını fark ediyor. Tamam, zaten biz de bunu açıkladık. Yani şurayı sulayamıyorsunuz evet. sırada. Şimdi bu sorun nasıl çözülür diyor. Bakalım. Şimdi şöyle rengini değiştirelim. Şimdi diyor ki su deposunu bulunduğu yerden H kadar yükseltmek diyor. Şimdi su deposunu ben H kadar yükseltirsem zaten su deposu şöyle bir şey olacak değil mi? O zaman vana da buraya gelecek. O zaman suyun yarısı da buraya gelecek boşalırsa. Evet. O zaman su zaten şuraya kadar bedavadan çıkacağı için ben buradan sorunu biri doğru oldu. Çözebilirim. Biri doğru. Vananın olduğu yere basınç arttıran su motoru. Tabi basıncı arttırırsam abi gökdelenin tepesine kadar da çıkartırım ben bunu. Evet. Değil mi? Sen yeter ki basıncı arttır. Vanayı su deposunun ortasına yerleştir. Bu zaten kötü bir şey. Çünkü niye? Şöyle bak, şurayı bir silelim. Şimdi vana zaten burada olması iyi, diyelim ki iyi bir şey. Neden? Çünkü basınç daha fazla olur. Şimdi ben vanayı buraya alırsam su deposu buraya kadar geldiği zaman yine aynı şey. Yani buradan yine suyu atamayacağım öbür tarafa. Kötü bir şey. Değil mi? Yani bir şey çözüm yapamayacağım evet. yani. O yüzden cevap ne oldu? Bursa oldu. Geçelim şimdi 13. soruya. Hocam rengi değiştirmişsin biraz senin. Neyse ya, biraz da böyle kalsın ya. Bakalım ne oluyor. Şimdi hangileri doğrudur diyor. Şimdi en az katmanı olan. Katman ne demek? Periyot. Periyot. Tamam, onu yazalım. Periyot. En az katmanı olan Z'dir diyor. Hayır, K en az katmanı olan. K'nın bir tane katmanı var. Z'nin iki tane katmanı var. Çünkü burası birinci periyot. Burası ikinci periyot. Burası üçüncü periyot. Bura 1A grubu. Bura 2A grubu. Şura 3A grubu. Şuralar B grubuydu. Buralarla işimiz yok. Burası 8A grubu. Böyle sırayla gidiyor falan filan. Evet. Lisede orbitalleri görürsünüz. 1S2, 2S2 falan filan. Neyse. Atom numarası en büyük olan V'dir diyor. Doğru. Bakıyorum. Önce periyoda bakıyorum. Y, T ve V aynı periyotta. Burada da en sağa bakıyorum. Doğru. T metalik özellik gösterir. Doğru. Çünkü evet. Metal. Aynen, metal. Yani metalik özellik gösterir. Çünkü metal yani. Çok mantıklı bir açıklama yaptın. Şimdi şurada bor var. Evet. Şurada işte silisyum, germanyum falan. Şunlar böyle çaprazlamasına iniyordu. Şurada zaten bu 3. periyot 3A grubu, bu alüminyumdur. Alüminyum 13. Şöyle. Alüminyum buraya bak. Şimdi 2, 8, 3. Bu şekilde. O gün bir soru gördüm. Alüminyumumu ilk 20 elementte bir tanesinin yerini soruyor. Hem de bu milliyetimiz sorularından. Ne hocam? İlk 20 elementte bir tane elementin yerini soruyor. Yani ezberden. Mesela alüminyumun 13 olduğunu bilmen lazım. Bilmezsen soruyu çözemiyorsun. Hiçbir bilgi vermemiş.
Ben yerini biliyorum da şeyleri... İşte yani şunu ben sürekli söylüyorum önce. İlk 20 elementi yazın ders çalışma masanızda önünüzde dursun. Bunları ezberleyin. Hı hı. İlk 20 elementin sırasını. Mesela 1 hidrojen, 2 helyum, 3 lityum, 4 berilyum böyle ezberleyin. Hocam ben onları biliyorum da şu buradaki yerlerini bilmiyorum. Periyodik tablodaki. Ama zaten atom numarasını bilince periyodik tablodaki yeri de çıkıyor. Hayır, onu değil yani. Tam olarak nerede olduğunu biliyorum. Ha, ama atom biliyorum. Numarasını bildin mi? 2, 8 dağıttın mı çıkartırsın. K ve Z elektrik akımını iletmez diyor. Şimdi K ve Z nedir bunlar? Ametaldir. Evet. Şimdi bak bu soru yanlış. Niye? İletmez diye bir şey yoktur. İyi iletmez demesi lazım. Evet. Ama bunu adam hazırlayan adam bunu düşünmediği için buna yanlış diyecek. Ben biliyorum. Tamam. Hocam ama ametaller elektrik akımını... Şey yani buna pardon doğru diyecek. Yani ametallere elektrik akımını iletmez demek yanlış. İyi iletmez demek lazım. Şimdi ben sana şöyle bir örnek vereyim. Mesela karbon. Ametal mi abi? Evet. Ametal. Mesela kömür yani. Sen kömürü eline alsan. Gitsen şehir trafosunu içine soksan o zaman elektrik çarpmayacak mı sana? Çarpacak. Öyle bir çarpar ki yani bütün şehrin elektriğini de kesersin. Sen de zaten elinde de kömür var. Kendin de kömür olursun. Evet. Yani elektriği iletmez diye bir şey yok. Elektriği zor iletir diye bir şey var. İyi iletmez diye bir şey var. İletmez yanlıştır yani. Yani komple iletmez diye bir cümle yanlıştır. Hangi öğretmen gelirse gelsin bu yanlıştır abi. Kim gelirse söylerse söylesin bu yanlıştır. Çünkü içinden yüksek miktarda akım geçirmeye çalışırsan geçer o akım. Kömür falan dinlemez. Tamam mı? Akım geçer. Şimdi K ve Z elektrik akımını iletmez. Buna bunu hazırlayan adam iyi iletmez diye düşünmüş. Doğru demiş. Ama ben normalde bu soruya yanlış derim. Sorunun cevabı da yanlış çıksa bu soru iptal olur. Tamam mı? K ve Y benzer kimyasal özellikler taşırlar. Hayır taşımazlar çünkü K hidrojen. Hidrojen olmasına rağmen olduğu için aynı grupta bulunmasına rağmen 1A'da olmasına rağmen Y ile benzer özellik göstermez. Ama K mesela şurada olsaydı benzer özellik gösterirlerdi. Hocam zaten cevaba B diyor yani 4'e de doğru diyor. Benzer kimyasal özellikler taşır. K ve Y benzer kimyasal özellik taşımaz ki. Hayır. Cevaba B diyor. Bu kaçıncı soru? 13. O zaman sorunun her şeyi yanlış o zaman. Biz ne bulduk şimdi bu soruyu? 2, 3, 4. Ha doğru ben tamam. Cevabı B mi diyor? Tamam. Evet. Ben şu 4 değil de 5'e doğru. Yani şu 4. soruyu doğru saymış. Yani K ve Z'ye elektrik akımını iletmez demek doğru demiş. Ama aslında doğru değil. Evet yanlış. İyi iletmez demesi lazım. Tamam mı? Tamam. Bu soruyu hazırlayan adam bu videoyu da izliyorsa ki izlemiyordur. Nereden izleyecek? Neyse. Boş yere cebelleşmeyelim. Şimdi burada hocam, rengini, rengini değiştirelim evet. Ben sevmiyorum. Yeter artık buraya. Biraz da şu renkte takılalım bakalım. Şimdi içerisinde 50 gram hidroklorik asit. Tamam asit şöyle asit yazalım şuraya. Bulunduran A ve B kapları var. Şimdi bak bu kaplardan oluyor. Birincisine sodyum metali atmış. Evet. Yani birincisinde asit metal tepkimesi oluyor. Tamam asit metal tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkar. Yani buradan H2 gazı çıkacak. Gaz açığa çıkınca burada bir hafifleme. Yani kütle yine korunur ama ispatlayamıyorum korunduğunu. O zaman burada bir hafifleme olur ve burası yukarı çıkar. Peki burada ne? Şu ne? Baz. Değil mi? Sodyum oksit baz. Bu zaten asit olduğunu söylemiştik. Burada nötralleşme olacak mı? Olacak. Nötralleşme ne demek? Asit artı baz, tuz artı su. E şimdi tuz da su da gaz değil. Buradan gaz çıkışı olmayacağı için B tarafında burada hafifleme olmayacak. O zaman bu düzenek ne olacak? Bu düzenek şöyle bir hal alacak. Düzenek kaydı yani. Evet. Yani ne tarafa kaydı? Şöyle saat yönünde kaydı düzenek. Tamam. Buna göre sistemin son haliyle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Bakalım. Şimdi her iki kapta da gerçekleşen olay kimyasal tepkim olduğu için sistem dengede kalmaya devam eder. Hayır dengede kalamaz. A kabında asit ile metalin etkileşimi gözlenir. İşte bu. A kabında asit ile metalin etkileşimi gözlendiği için ve H2 gazı çıktığı için sistem dengede kalamaz. Evet. Tamam. Herhalde yeterince açıklama yaptık diye düşünüyorum. Şimdi gelelim 15. soruya. Diyor ki son katmanında bulunan elektron sayılarını sıralayın. Hocam grubu mu? Grup anlamına geliyor. Grup anlamına helyum hariç geliyor evet. Helyum da gelmiyor. Tamam. Neden? Çünkü bak burada K var. Şimdi K gel bakalım buraya güzel kardeşim. Ben hepsini tek tek yazayım. Şimdi K'ya bakalım. K nerede abi? İkinci, şimdi birinci periyot 2A gruptun değil mi? Ama 8A'ya gidiyor. Heh, şimdi burası oktet kuralına uyduğu için yani şey pardon dublet ya yanlış söyledim pardon. Şöyle bir hemen silgiyle şurayı uçurayım. Hop
Hop git oğlum. Tamam sakin ol. Heh. Burası oktet kuralına yani. Ya hocam, gene oktet yazdım ya. Duble, Duble sakin ol champ. Evet. Dublet. Heh. Yazıldığı için bu 8A'ya gidiyor. Ama bu bize grubunu sormamış. Değerlik elektron sayısını sorduğu için K'nın değerlik elektron sayısı 2. Evet. Şimdi geliyorum. Tek tek bulalım. Y'ye bakıyorum. Y nerede abi? 3. periyot 1A'da. Bak 1, 2, 3. periyot 1A'da. Yani 1, 2, 3. periyot 1A'da. Buralarda 2'ye 8 olarak dolmak zorunda. Y'nin değerlik elektron sayısı kaç? 1. Değerlik elektron sayısı. Şimdi geçiyorum T'ye. T nerede abi? 3. periyot 3A grubu mu? 1, 2, 3. Şurası 3 olacak. Şuralar 2'ye 8. Değerlik elektron sayısı 3. Z ne olacak? 2. periyot 5A. Yani 2'ye 5. Bunun da değerlik elektron sayısı 5. Yani ne oldu abi büyükten küçüğe şimdi? Hocam. Z, T, K, Y oldu değil mi? Evet. Evet. Bu şekilde sıralamış olduk değerlik elektron sayılarını. Yani demek ki helyum işi bozuyor. Ha işte o soru bu soru. Şimdi bak burada mesela diyor ki ikinci periyot 5A'daki grubun elementin adı nedir? Mesela azot demiş. Yani ikinci periyot 1, 2, 5A. Şurası 5, şurası 2. Çünkü azotun atom numarası 7'dir. Evet. Mesela bak atom numarası 17 olan kimdir? Klor. Bunu da dağıtalım hatta. 2, 8, 7. Yani bu da 3. periyot 7A grubu. Peki diyor ki soru işareti yerine gelir. Şimdi alüminyumun 13 olduğunu bilirsen 3. periyot 3A olarak yaparsın. Bilemezsen avucunu yalarsın. Evet. Bu iş bu kadar basit. Yani şu ilk 20 elementi basitçe ezberlemedin diye bir soru gider. Bir soru demek fen lisesi gitti demek. Bir soruda uçururlar adamı. Ha? Bu iş böyledir. Yani bir soru adamı 1000 kişi geriye atar. Yani şu 20 tane şeyi ezberlemedin diye 1000 tane öğrenci önüne geçiyor. Yani ne kadar çirkin bir şey değil mi? Evet. İnsan ezberler ya. İnsan 1000 kişinin önüne geçmek için 30. cüzü ezberler Kur'an'dan yani. Evet. Şimdi asitler mi baz mı falan filan anlamak için indikatör falan cartçurt neyse. Şimdi burada bazı indikatörler verilmiş. İşte brom krezol yeşili. Asitlerde sarı, bazlarda mavi. Metilde asitlerde kırmızı, bazlarda sarı falan filan. Şimdi K, L, M maddeleriyle ilgili sarı, mavi ve sarı renkler olmuş. Diyor ki hangisi kesinlikle doğrudur. Şimdi baktığımız zaman K maddesi sarı olmuş. Yani K maddesi asit de olabilir, baz da olabilir. Çünkü ne damlatıldığını bilmiyorum. Brom krezol damlatıldıysa asit oldu. Metil damlatıldıysa baz oldu. Yani K hakkında ve M hakkında bir yorum yapamıyorum. Kesinlikle dediği için de K ve M ile uğraşmıyorum o yüzden. Kimle uğraşıyorum? L ile uğraşıyorum. L ne? Mavi. O tertemiz. Mavi olan renk sadece baz olabilir. Demek ki L baz. Demek ki L kesinlikle ele kayganlık hissi verir. Bazları genel özelliği olduğu için. Şimdi burada asit yağmuru sorusu. Klasik. Şu gazlar atmosfere karışıyor. Atmosferde su buharıyla birleşince CO2, NO2, SO2 gazları asit yağmuru şeklinde yağıyor. Evet Anıl yap bakalım. Hangileri yapılabilir diyor. Fosil yakıtların kullanımı azaltıldığında iki olayında oluşmaya engellenebilir. Doğru. Evet. Her iki olayda da ülkelerin tek başlarına alacağı tedbirlerle çözülür. Tek başına değil, küresel bir çözüm yapman lazım değil mi? Evet, olur. Yani şimdi tek başına al demekle olmaz ki. Yani herkesin ortak bir çözüm alması lazım. Biri diyecek ki ben şu kuralı yaptım. Öbürü diyecek ben şu kadar karbondioksit salımına izin veriyorum kendi ülkem için. Öbürü de diyecek ki kardeşim sen bu kadar salabilirsin, ben de bu kadar salarım diyecek. Ama küresel bir şey olursa mesela herkes şu kadar karbondioksit salsın kardeşim dedikleri zaman sıkıntı olmaz. Peki buna bak. İkinci olay istilerin maddelerle etkileşmesiyle benzer sonuçlara neden olur. Doğru. Aynen öyle. Yani burada işte asitler işte metalle, mermerle falan işte yani mermer değildi galiba. Evet mermerdi. Bunlarla etkileşimi gibi bir örnek olmuş. Ağaçları kurutmuş. Şimdi son soruya geldik. Asit, baz falan filan. Buna göre şimdi şunlara bir önce biz doğrusunu biz yapalım bakalım. Şimdi asitler metal kaplara etki etmez. Yanlış değil mi? Şurası işaretli olacak. Yani bizim doğru cevaplarımız şöyle olacak. Yanlış, evet. İkincisi limon damlatıldığında mermerde renk değişimi olur. Doğru. İkincisimiz doğru olacak. Mide ilaçları baziktir. Doğru demesi lazım buna. Bazlar camları parlaklaştırır. Yanlış değil mi hocam? İyice matlaştırır değil mi? Evet, nereden gerçekten parlaklaştıracak? Buna yanlış dememiz lazım. Asitler mavi türünü soluk kırmızıya çevirir. Doğru. Buna da doğru demiş. Şimdi doğru cevapların böyle olması lazım. Şimdi Emre ne yapmış? Yanlış demiş, doğru demiş, yanlış demiş, şuraya doğru. Yani 3 ile 4'ü yanlış mı yapmış Emre? Evet. Emre buraları yanlış yapmış.
Öbür çocuk da Meltem de onunla, o da buraları doğru yapmış. Değil mi? Hı hı. Meltem de sadece buraları doğru yapmış. Hangisi çıkarılamaz diyor. Bunlar yani bilgilerini yer değiştirseler aslında. Şimdi hangisi çıkaramaz? Bak diyor ki Emre asitler konusunu anlamıştır. Nereden anlamış ya? Bir şey soracağım. Meltem şunu doğru yapmış bakın. Çünkü Meltem ye demiş, o da ye. Ha, ben yanlış mı gösterdim o zaman? Bir saniye dur. Şuraya bir silerim. Şimdi şeyi doğru gösterdik mi Emre'yi? Emre doğru da Meltem'in şurası yanlış. Meltem ne yapmıştı? Şimdi bak bir, ha Meltem de birinciyi yanlış yapmış değil mi? İkinciyi de yanlış yapmış. Üçü doğru yapmış. Dördü doğru yapmış. Ben zaten doğru olanlar dedim bunlar. Meltem doğru olanlar. Ha tamam. Bunlar Meltem'in doğruluğu, bunlar da Emre'nin yanlışları dedim. Hatta dedim ki yer değiştirirseler falan filan. Evet. Şimdi Emre asitler konusunu anlamıştır diyor. Şimdi çıkaralım. Emre evet bazları yanlış yapmış. Baksana mide ilacı falan. Bazları yanlış yapmış, asitleri doğru yapmış. Bu doğru. Meltem asitlerin metallere etkisini bilmektedir diyor. Biliyor bence. Şimdi Meltem yok, iyi de asitlerin metallere etki etmez kısmını burayı ne yapmış? Doğru Meltem demiş. Doğru demiş ama yanlış. Evet. Yani demek ki etkisini bilmiyor bu çocuk. Evet. Tamam.